YouTube kanalımızda insanlar rüyalarını bana yazdılar. Ben de bu hafta yorumluyorum. Meryem Kara rüya 16-12-1981 doğumlu. Rüyasında çantamı çalmaya çalışan bir bey var ve çakı çekmiş ona ve çakıyı elinden almayı başardım. Çözmesi gereken ailevi sıkıntılar var. Bunların hepsi çözümlenecek. Fakat özel hayatıyla ilgili de bir türlü oturtamadığı dengesizlikler var. Allah nasip ederse bir yıl içerisinde bunları çözmeye çalışacak. Birinin ona yardım etmesi parayla ilgili hanenizdeki sıkıntıların biteceğini gösterir. Emine Ertan 3 gün önce yazmış bana. Rüyamda eşimle balkonda yatıyoruz. Üstümüzde geyik atladı. Karşı taraf ormanlıkmış. Orada durdu yattı. Bize bakıyordu diyerekten. Kişi 65 doğumlu 08-01-65 doğumlu. Çocuklarınızla ilgili sevineceğiniz çok büyük bir aydınlık var. Yapmak istediğiniz yeni bir eve taşınma gibi bir durumumuz söz konusu. Hayırlısıysa hem yeni ev hem çocuklarınızla ilgili Murat, geyik görmeniz aslında yaşadığınız geçmiş kaosların hepsinin iyileşeceği, çok büyük başarılar elde edeceğinizi gösterir. Hafize Hanım 1979 doğumlu, 5 Ekim doğumlu, çok güzel bir gelinliğim var diyor. Ve iki katlı ve uzunmuş. Evlat sevinci olacak ama tüp bebekle birlikte evlat sevinci yaşayacaksınız. Rabbimden ne istiyorsanız bu muradınız gerçekleşecek. Hatta umudunuzu kesmişsiniz, kesmeyin. Allah nasip ederse gerçekten evlat sevinci yaşayacaksınız. Ülvi Elviya. Canım rüyada krema pasta görmüş. Yedim. Sıkıntıdır pasta görmek. Yani özel hayatınız, maddiyat hayatınızla ilgili yaşayacağınız sorunlar başlıyor. Daha dikkatli para harcama, ani fevri dengeleri kontrol etme döneminiz. O yüzden sıkıntılı döneme giriş yapmışsınız. Selim Kerim. Rüyasında ölmüş teyzesini görmüş. Aydınlık bir yerde uzanmış. Sanki gelinlik tümüyle örtülmüş etrafı. Ağlıyorum. Ve bana diyor ki ağlama annem. Uzun ömürü var. En küçük teyzem ondan önce ölecek diyor. Gerçekten rüyanız sabidir. Anneniz uzun ömürlü, merak etmeyin ama teyzenizin sağlık problemleri var. Bir de sizin erkek evladınızla ilgili ya da erkek çocuğunuzla ilgili büyük bir sevinç yaşayacağınız gözüküyor Selim Beyciğim. Ya da evli değilseniz evlilik yapıp erkek çocuğu ya da evliyseniz hane düzeninizle ilgili verim ve de iş anlaşmaları ile ilgili yaşadığınız bazı karışıklıklar var. Bunlar toparlanacak diyorum. 20.06.1980 İstanbul doğumluyum. İkizler burcuyum diyor. Kişinin rüyası çok uzun. Hemen şöyle en sevdiğim yurt dışında yaşıyor. Ben rüyamda yabancı bir ülkedeyim diyorsunuz. Şöyle bir sorun var. Uzun süredir yurt dışı ile alakalı beklediğiniz yenilikler, güzel bir ilişkiyle ilgili ya evliyseniz ya da evliliğinizle ilgili muhteşem bir döneme giriş yapacaksınız. Ben sizde evlilik değil de sanki yeni bir ilişkiye, yeni bir düzene giriş yapacağınızla ilgili sevinç yaşayacağınızı görüyorum. Ve bu ilişki size aile kurmak, düzen oturtmak ya da evliyseniz sıkıntı gidiyorsa bunların hepsinin toparlanacağını söyleyebilirim. Bir de çok uzun süredir küs olduğunuz insanlarla diyalog oturtma, büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Emine Hanım, ben Azerbaycan'dan rüyamda abim 5 tane kızıl balık tuttu. Kız kardeşim ve ben de bu paydan getirdi diyor. Gün Kerimli. Aslında güzel, 5 ay içerisinde ya da 6 ay içerisinde hanenizdeki tüm düzensiz giden her şeyin toparlanması ve balık ve kızıl balık çok büyük bir berekete, maddi toparlanmaya, hayatta ne istiyorsanız gerçekleşmeye, bir de hastanız var, bunun iyileşeceğini gösterir. Güldal Savaoğlu 67 doğumlu, anahtarla açtım diyor evin kapısını. Yeşil güneşli bahçe vardı, orada oturduğumuz yerde gördüm diyor. No 7. Şans oyunları oynayın. 7 rakamlı bir ev sahibi olacağınız ve bu yıl bitmeden gerçekleşeceği ve bahçeli ve huzurlu bir hayatınızın ve ailede biraz miras konuları var. Dikkat diyorum. Burçak GRBZ 89 doğumlu kadın vardı. Gözleri kına, saçları kınalıymış. Özel hayatınla ilgili sıkıntılar var. Bunları toparlayacaksınız diyorum. İsmail Silkeci. Yanlış telaffuz ettim, özür dilerim. Silkeci, doğru okumuşum.
Ankara Belediye Başkanı geçmiş Melih Gökçen arabanın arka koltuğunda oturuyordu. Bizim sokağımızın çıkana kadar başımı çevirip bakıyordu. Yaşım 20, burcum Aslan, doğum tarihim 97. Kariyer hayatımla ilgili hedeflediğin çok güzel projeler var. Siyasi olarak ne düşüncen varsa gerçekleşecek, çünkü ileriki hayatında siyaset ya da yasal olarak planladığınız sıkıntılı giden her şeyin toparlanma evresi diyorum. Başka rüya var mı? Bakıyorum. Şu an için rüyalar, içimden gelenleri gördüm. Tekrar kanalımıza abone olup zıplıyorsunuz, rüyalarınızı yazıyorsunuz. Ben bunların hepsini tek tek gücüm yettiği kadar size yorumlayacağım. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.